Ana, kız yine erken geldi. Aman bunun yüzünden. Sabahın köründe dayandı kapıya. Sonra da uyuyabilirsen uyu. E çağırtmış ağam, ne yapalım? Memo abi 6'da geldi. Siz ne olacakmışsınız? Biz buradayız. Yeni eve bakılacakmış. Herkes tam mevcut bulunacak demiş. Ay bu rahatlıktan sonra ne zor gelecek evde iş yapmak. Söyleriz Sümbül anneye, biz de birkaç yardımcı alıverir. E yalan değil yani. Sen yeni evi duydun mu? Ucu bucağı yokmuş. Kardeş biz şuraya oturacağız. Çay çıkmadı mı daha? Birazdan çıkacak. Ama ben size içeriden getireyim hanımefendi. Ay nasıl makbule geçer anlatamam. Gülme kız. Sen ne sandın Hayriye'yi? Tam bir salon hanımefendisi o. Şey, ben de bir portakal suyu alacaktım. Hemen efendim. Olanlardan alsamadık acaba hanımlara? Dur kız, korkusuzluk etme. Tam kursunlar öyle. Çay içe duralım, kafamız açılsın. Ne yapacaksın açık kafayı? Otelin hesaplarını mı kontrol edeceksin? Kız, sence ne kazanıyordur burası? Bunların sırf parasına para mı dayanır? Kont gibiler baksana. Kim bilir kaç para alıyorlardır. Asya, hazır şuradayken şunlardan birisini ayarlasana kız. Bak ne hoş çocuklar. Hepsi seçme vallahi, seçme. Dikkat et. Pardon beyefendi. Hiç önemli değil. Ay, gülüşe bak gülüşe. Oğlan çarpıldı kız sana. Anam nereye gidiyor bunlar böyle? Bu saatte Dilara nasıl kalkmış? Ama ağama da bu yakışırdı yani. Neydi öbürü öyle? Dönsen birine çarpıyor mu? Randevu veririz artık birbirimize. Yoksa mümkün değil birbirini bulmanın. Ama esprimi yaparmış bu. Hadi yürü içerilere bakalım. Bir bayrak çektirdik şöyle burçlara. Nazar değmesin maşallah. Ha. Ne dersin? Artık bize de bu evde bir oda açarlar değil mi Memo? Ne işiniz var sizin evde? Gene gider gelirsiniz köyden. Ama beni alıkorlar tahminimce. Değil mi Bekir abi? Bakalım. Hal ve gidişine bağlı. Acık sus diyorum sana. Her şeyden çıkma. Ağır ol biraz. İki gün sonra belki düğün olur bilmem ne. Ne atlıyorsun her şeye Allah Allah. Canım koca ev. Neredeler? Yukarıda. Oradan değil buradan. Aslında çoğu iş bitmiş. Şimdi herkes tek tek kendi dairesinde ne istediğini söylesin. Nasıl yerleşiyoruz anne? Özür dilerim geciktim. Ben şöyle düşündüm. Bilmem siz ne dersiniz. Şu bölüm tamamen senin ve Bahar'ın. Burası benim. Gel kız aşağı. Var mı öyle herkesten önce yer kapmak? Sıranı bekle. Sabah sabah nereden böyle Dilara Hanım? İşlerim vardı. Burası çok hoş. Ama biraz mimari olarak dağınık gibi değil mi?
Sana da şu bağımsız daireyi verelim diyorum kızım. Bak geniş, ayrı ev gibi. Çocukla rahat edersiniz. Benim için neresi olursa olur. Daha çok İstanbul'da olacağız biz. Gelip gittikçe yatacak bir yer olsun yeter. Orayı sen al istersen. Hem Hamzaların konağı da var. Orası kesinlikle benim. Önünde kendi balkonu da var. En sota yeri seçtin değil mi? Olmaz. Sen şu avlunun ortasına yapılacak odada kalacaksın. Dört tarafı da cam olacak. Doğru. Etrafına da çepeçevre hendek, içine de timsahlar. Hadi çocuklar, çok gezecek yerimiz var. İyi misin Bahar? İyiyim. Banyo lazımsa şurada var. Yok, bir şey yok. Beğendin mi burayı? İçeri bakalım mı? Bakalım. Bu tezgah kime yeter? Bunun böyle bir tane de ortada olması lazım. Ha, önüne de yer lazım. İnsan sırasında oturur, hava alır. Yaz. Ha. Dolap az. Yan tarafta da erzak yeri olsun. Ha, tabii ya. Olan bu. Tatava etmeyin. Koskoca yere sığamadınız mı? Size zor. Her gün çarşıya çıkarsınız. Çarşı şurası. Gidiveririz. Öbür ev gibi dağ başında değer. Olmaz. Ben her şeyi elimin altında isterim. Bize neresi verilecek Bekir abi? Gel. Heh. Bak. Senin yerin orası. Kartal yuvası gibi. Ağam Allah'ına yakın olsun dedi. Seni daha yakından görürse belki günahlarını affeder. İyi olacak anne. Zamanla alışacağız. Hepimiz alışacağız. Her yere asmalar diktirteceğim. Sen gene her zamanki gibi asmalı konağın hanımı olacaksın. Bu sefer asmalı sarayın hanımı. Ne hanımı? Kraliçesi, sultanı. Sabahları avluda vezirleri kabul edeceksin. Vezir-i Azam Bekir Efendi huzurlarınıza kabul edilmeyi bekler sultanım. Güzel yermiş. Pek rahat, pek lüküs. Nesi var bunun böyle? Yerini yadırgadı.